İnsan var olduğu müddetçe insana özgü hiçbir şeyin kaybolacağına inanmıyorum. Sanat da bunlardan biri. İnsan oldukça hep bir meselesi olacaktır. İnsan oldukça sanat da var olacaktır. İyi şeyler de kötü şeyler de var olmaya devam edecektir. Resim yapmak benim için her gün yapmam gereken bir ihtiyaç. Aslında bu zihnin korkusu, kaygısı, düşüncelerinden sıyrıldığım ve sadece ben ve resmimin olduğu, o an başka hiçbir şeyin aramızda kalmadığı müthiş bir an benim için. Beni besleyen, beni konularımda bunu daha yoğunlaştıran şey aslında bu işin gizemi. Bazen rüyalar ilgimi çeker. Yine bilinç ve bilinçaltı ile ilgilidir bu. Bundan evvelinde bir 5 sene önce falan yaptığım bir seri benim tamamen doğaçlama çalıştığım, hiç kurgulamadığım ve bazen rüyalarımda gördüğüm imgeler üzerineydi. Ve burada aslında bir noktada korkup bıraktım çünkü yaptığım resimler bir süre sonra gerçekleşir oldu. Ve burada şeyi araştırdım biraz daha. Çok eskiden aslında ilkel çağlarda ava çıkmadan evvel av resimlerini av bereketli geçsin diye aslında bir büyü, bir maji, imajinasyondan gelen bir geçmişi de var bu işin. Acaba işlerimi bir mistik büyü olarak mı inşa ediyorum diye kendimden korkmaya başladığım bir dönem de oldu işin aslı. Her zaman dediğim gibi ruhani konular, bilinmezlik, insan yapısı, doğası beni besleyen en büyük şey olmuştur. Zihin öyle bir havuz ki, biz zihnimizden geçen düşüncelerin hiçbir şekilde farkında bile değiliz. Gün içerisinde zihnin işleyiş yapısı gerçekten rastgele, ard arda gelen bir sürü düşünce ve kavramdan ibaret ve biz ne kadar bunun farkındayız. Aslında zihin bizi bir noktada karmaşıklaştıran, dibe çöktüren bir şeye de dönüşebiliyor. Ve bunu ben timsahla aslında çok özdeşleştiriyorum. Çünkü timsah aslında kocaman cüssesine rağmen avını beklerken suyun içerisinde sanki hiç yokmuş gibi. Zihin de aynı timsah gibi aslında. Düşünceler bizi o kadar sinsice avlayabiliyor ki bu yüzden ben bu zihin yapısını, kimisinde bu anksiyete, kimisinde korku, kimisinde kaygı, kimisinde hırs gibi kavramlarla kendini gösteriyor. Bunu timsahla sembolize ediyorum. Her resmin aslında bu konuyla bağlantılı ama hepsi farklı şeyleri de anlatıyor. Burada biraz onu seyirciye bırakmayı seviyorum. Çünkü kendisinde olan şey ona özgü ve ona has. Hiçbirimiz birbirimizin tam olarak ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilemeyiz. Hepimizin kendine has bir işleyişi var. Seyircinin benim bir resme bakarken belki kendi yalnızlığını görmesi, belki kendi korkularıyla yüzleşmesi ve bir farkındalık yaratmaya başlıyorum. Başta kendimden yola çıkıyorum tabii ki. Çünkü zihin farkında olduğu an aslında, yani o timsahı görebildiği an, o korkular o kadar büyükmüş gibi gelmiyor. O yüzden insanın farkında olabilmesi bence büyük bir uyanışı getirecek hepimiz için. Çünkü kendimize hiç dönmüyoruz, bakmıyoruz. Özellikle teknoloji çağındayız. Hepimiz kendimizden kaçmanın yollarını arıyoruz, yüzleşmiyoruz. Ya da sorunları, kaygıları, korkuları ötekileştiriyoruz, başkasını suçluyoruz. Bu içsel, içe dönüş mevzusu aslında benim hayatta
hepimiz gibi belki kendimin yolculuğumda, bu dünyadaki yolculuğumda arayışımın samimiyetle paylaşılması gibi bir durum. Resim yapmaya başladığım zaman benim için her şey ikinci planda oluyor. Yani benim önceliğim o anda resmin karşısında durduğumda tamamen o konu ve resmin tekniği oluyor. O yüzden bence yaptığımız işin ne kadar saygı duyulası bir iş olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar saygı duyarsak işimiz de o kadar bence yüksek bir yerde bir cevap veriyor bize. Ben disipline, çalışmaya ve saygıya inanıyorum. Aslında bu işte kariyer olarak hani nasıl bir yol izlerim, ne olur gibi tabii ki hepimizin içinde bazı planlar oluyor. Fakat tam olarak neyle karşılaşacağım, nasıl bir platformda kendimi göstermeliyim, bu işleri insanlarla nasıl buluştururum gibi bir gelecek planları tabii ki yapıyordum. Fakat hiç beklemediğim, şaşırtıcı bir şekilde bir koleksiyoner benimle iletişime geçti. Destek oldular Levi ailesi. Daha sonra oğlu Leon Levi benimle kontak kurdu ve biz bu ilişkiyi resmiyete dökmeye karar verdik ve kendisi benim şu anda yurt içi ve yurt dışında beni temsil ediyor. Tüm bu galeri ve sergi işlerimi kendisi hallediyor. Çok yakında da yurt dışında bir sergimiz olacak. Hayalinizdeki resmi yapmak diye bir şey bence yok. Yakınlaşabiliriz ama tam o resim hiçbir zaman çıkmıyor. Çünkü resmin dinamiği bence iki taraflı. Yani bazen resim sana diyor ki hayır, o bu sınırlar içerisinde sadece gidebilirsin. O onun ötesine geçemezsin diyor ve o yüzden de bir resme başladığınızda da tam anlamıyla hayal ettiğiniz o resim oluyor mu derseniz bence olmuyor. Yakınlaşabiliyor sadece. Ama o duyguyu tam olarak vermek benim asıl nihai hedefim. Çünkü o samimiyet, o duygu resme geçmesi bence çok önemli. Ve onun için de çok resmi ben uzatmayı sevmem. Resim sıcağı sıcağına hani çıkmalı ki o duygu da çok kaybolmadan. Çünkü duygularımız da çok geçici. Yani o geçiciliği kaçırmadan, o duyguyu o anda resme yansıtmak bence çok kıymetli. Aslında sanatçı dertsiz, mutlu mutlu iş üreten, böyle işte hobi olarak resim ya da heykel ya da sanatla ilgilenen bir kişi değildir. Aksine acı da çeker, orada vermek istediği şeyi verip veremediği noktada hırpalanır, resmin karşısında hırslanır da, bırakır da, küser de, savaşır. Yani resim yapmak böyle aldım elime fırçayı, böyle oh hayat çok güzel, böyle bir şey değil. Orada bir mesele var. Nasıl erkek sanatçı demiyorsak kadın sanatçı da dememeliyiz. Bazı şeyleri sanki biz ötekileştiriyoruz. O kadar çok kadın sanatçı var ki özellikle ülkemizde sanki böyle çok azınlıkmışız gibi bir toplum sınırı çiziyor. Galiba kadın olmakla ilgili de toplumun bize dayattığı, öğrettiği sınırlar var. Kadın bunu yapabilir, kadın bunu yapamaz. Sadece toplumda da değil, dünyada da aslında benzer örneklerini bir sürü yerde görebiliriz. Bence bu öğrenilmiş çaresizlikten sıyrılırsa bir kadın, istediği her şeyi tabii ki yapabilir.
O yüzden kadın sanatçı olmak değil de sanatçı olmak ya da insan olmak, bunları konuşabilsek daha gelişeceğiz bence, daha ileri gideceğiz. Bence sanatın dünyayı kurtarma gibi bir misyonu yok. Yani öyle bir misyon yüklersek sanata, öyle bir beklenti duyarsak yanlış bir beklenti içine gireriz. Sanat bence o kadar dünyayı savuracak bir sorumluluk yüklenmemeli de. Çünkü sanatçı zaten onu değiştirmeyi amaçlamaz. Sanatçı içine döner, gözlem yapar, gözlemlediklerini dışa vurur ki bu o kadar kolay bir şey değildir.